Umarım şimdiye kadar tüm görev sağlıkla, başarıyla geçmiştir. Sayın Bakanım, bütün görevimiz planladığımız şekilde hiçbir aksaklık olmadık, tamamladık. Fazladan burada kaldığımız süreyi de tek planlı faaliyetler günlerimize alarak onları tamamlayarak geçirdik. Çok verimli oldu. 100 yıllık bir hayalin gerçekleştiği noktadaydı. Çok şükür. Bizler de gün gün takip ettik orada yürüttüğünüz çalışmaları ve çok başarılı bir şekilde gerek bilimsel deneyleri gerçekleştirmiş olmanız, gerekse de süreç boyunca sağlığınızın olumlu şekilde devam ediyor olması bizi çok mutlu etti. Şimdi inşallah dönüş yoluna çıkıyorsunuz. Nasıl plan? Sayın Bakanım, 14'te diktasyondan ayrılışı gerçekleştirdikten sonra da planlı daha önce gerçekleşmiş görevlere göre alışılmışın biraz daha uzun olacak şekilde dönüş planlaması yapıldı. Takriben 47 saatlik teşkilatı sürecinden sonra 9 Şubat'ta 13 UTC'de yani Türkiye saatiyle 16 lokalde Florida'nın doğu sahiline muhtemelen Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planlıyoruz. İnşallah. Yani öngörülen yolculuk süreniz 47 saat olacak. Mutlaka Sayın Bakanım. 47 saat bu birinci planlamamız. Bir de alternatif yedek planlamamız var. Farklı yine hava durumu senaryoları gerçekleşirse. Bu da 56 saat. Hayırlısıyla inşallah bu yolculukta tamamlanacak. Biz sizi heyecanla ülkemizde bekliyor olacağız. Ama inşallah sizi orada da arkadaşlarımız iniş yapacağınız bölgede de karşılayacaklar. Ve en kısa zamanda ülkemize dönmeniz için de gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da size çok selamları var. Çok sağ olun Sayın. Kendisi Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla sizin Türkiye'ye dönmeniz için de talimatlarını verdiler. İnşallah dönüşünüzden sonra sağlığınızın inşallah el vermesi durumunda en erken vakitte sizi ülkemize getirmek için de gerekli hazırlıkları yapmış olduk. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Başta bu görevin bugünlere erişmesinde güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız, ardından görevin hazırlık süreçlerinden bugüne gelene kadar ki bütün süreci kapsayacak şekilde siz ve bakanlığımıza bütün personelin bugünlere kadar gece gündüz sağlamış olduğu bütün destek için minnettarım. Her anımızda yanımızda oldunuz. Bütün hazırlık süreçlerimizde, ihtiyaçlarımızda ve burada görevin icrasında gece ya da gündüz tarafımı gözetmeksizin sürekli iletişim kanalları da açık tutarak her türlü ihtiyacımıza burada karşılık verdiniz, yanıt verdiniz. Sizleri bu görev esasında devletimizin güçlü duruşunu yanımızda bir şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok önemli bir misyonu tamamlamış oluyorsunuz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu aslında yeni bir başlangıç. İnşallah hep birlikte Türk milleti nice güzel işlere imza atacak. Uzay bilim misyonlarını önümüzdeki yıllarda daha da seviyeyi yükselterek sürdürüyor olacak. İnşallah dönüşünüzden sonra sizler de milletimizle, özellikle de sizi heyecanla bekleyen gençlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle buluşacaksınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hakkınızı helal ediniz. Yani gerçekten Türk milleti sizin gerçekleştirdiğiniz bu misyonla tarih sayfasında yeni bir perde açmış oldu. Önümüzdeki dönemde de inşallah yine sizlerin de dahil olduğunuz nice işi hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah Sayın Bakanım. Bütün temennilerinizi tüm kalbimle benimsiyorum, destekliyorum. İnşallah dört gözle gelecek görevlerimizin ve günlerimizin genç kardeşlerimizle buluşma vesilelerini bir an önce gerçekleşmesini bekliyorum ben de. Son olarak bütün halkımıza, milletimize sizlere Allah'a emanet demek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Helal olsun. Dualarımız sizlerle. Hayırlı yolculuklar, hayırlı seferler diliyoruz. Sağ olun Sayın Bakanım. Allah'a emanet olun. Sağ olun.